ortalığın kum oluşu, toprak oluşu, toz oluşu, o şekilde ele alın. Allah Resulü ve ashab-ı kiram 1000 kişi olarak buradan geldiler. Müşrikler 3000 kişi olarak buradan geliyor. Allah Resulü ve ashab-ı kiram 1000 kişi olarak gelince yarı yolda münafıklar kargaşa çıkardılar. İçi kafir, dışı Müslüman. Biz bunlarla nasıl savaşacağız? Sahabe-i kiramın içinde yaşıyorlar bunlar. Biz bunlarla nasıl savaşacağız? Bunlardan dostlarımız var, arkadaşlarımız var, komşularımız var, alışveriş yaptıklarımız var. Nasıl olur yarısını savaşacağız derken kargaşa yarı yolda 300 kişi ayrılıyorlar. Allah Resulü ve ashab-ı kiram 700 kişi kalıyor. Allah Resulü tek başına kalsaydı da gelecekti. Çünkü peygambere çizilen rota buydu. Zırhını giydi mi savaşmadan çıkaramayacaktı. Allah'ın çizdiği rota buydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelince 700 kişi olarak şöyle çevreyi bir kolaçan etti. En büyük komutan kimdir? En büyük savaş dahisi, savaş alanının kritik bölgesini ayarlayan komutan en büyük komutandır. Allah Resulü şöyle bir kolaçan edince en kritik bölge Okçular Tepesi efendim. Tabi bugünkü gözle bakarsak meseleyi anlamak çok zordur. Şu ara falan yok. Aşağıda inşallah ben bilgi vereceğim. Tamamen aynı yükseltide daha kadar yüksektir. İnsanların inip çıkması, tabiat olayları orayı o hale getiriyor. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 okçu oraya dizdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i koydu. Aman ha, sakın ha dedi. Benden haber gelmedikçe galip mağlup. Bir rivayette velev kuşlar gelse etimizi yese aşağıya inmeyeceksiniz benden haber gelmedikçe. Burada bize neyi öğretecekti? Askerlik öğretilecekti bize. Komutan bir şey demişse mesele bitmiştir. Siz seçmişseniz komutanı mesele bitmiştir. 50 okçu dizildi. Müşrikler geldiler. Sırtlarını daha doğru yasladılar müşrikler. Saha olarak şu alan, evlerin bulunduğu yer, şu alan, şehitliğin olduğu yer, inşallah birazdan netleştireceğim aşağıda. Şimdi biz ruhen, kalben, hayalen 14 asır öncesine gidiyoruz. Bir katınalım Uhud'a, bakalım Uhud'u kim Uhud yaptı? Hayal alemini çalıştırın. Efendimiz'e doğru gidiş yapın efendim. Bunu Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Peygamberimizin süt kardeşi ve süt dayısıydı efendim. Hem dayısı hem süt kardeşiydi. O anlatıyor. Diyor biz Uhud'a gittik diyor. Vallahi bir kısmımız kılıcını kınından çekti. Bir kısmımız okunu alıp yayına taktı. Bir kısmımız mızrağını aldı, işaretliyor. Büyük bir heyecan içinde kendimizden geçmişiz. Resulullah'ın çevresinde dönüp duruyoruz. Fakat içimizde biri vardı, bizden çok farklıydı. Oraya buraya sataşıp duruyor. Diyor nasıl beni gördü, kolumu tuttu çekti. Ne göreyim? Baktım Abdullah bin Cahş, halaoğlu dayıoğlu. Bana dedi ki Sa'd, bugün bir daha bizim elimize geçmeyebilir. Allah'ın lütfettiği dakikalardayız. Duaların makbul olduğu saniyelerdeyiz şu anda. Gel dedi, arkadaşlarımız savaşırken biz kenara çekilelim. Sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de. Şimdi seyredin Uhud nasıl Uhud olacak. Diyor ben kenara çekildik benden Abdullah bin Cahş. Ben elimi açtım diyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Allah'ım senin rızan için geldim. İşte giriyorum Allah'ım. İşte adım atıyorum. Ne olur Allah'ım. Öyle şiddetli bir düşman çıkar ki onunla savaşayım. Vuruşalım, kılıç sallayalım, dövüşelim. Çok maharetli olsun. En nihayetinde lütfet ben galip gelip onu cehenneme göndereyim. Baktım Abdullah amin dedi. Fakat diyor Abdullah bir dua etti. Ben Uhud'da neye uğradığımı şaşırdım. Ömrümde böyle bir dua görmemiştim. Bu onu anlatınca Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki beynimi donduran adam diyor. Şimdi bakın dua Uhud nasıl Uhud oluyor. Diyor elini açtı. Allah'ım senin rızan için geldim. İşte Uhud'dayım. İşte adım atıyorum Allah'ım. Ne olur öyle şiddetli bir düşman çıkar ki şu Uhud'da hiçbir kardeşime rastlamasın. Öyle bir savaşalım, öyle bir dövüşelim ki en nihayetinde lütfet Allah'ım beni senin yolunda şehit etsin Allah'ım. Ve bununla kalmasın, burnumu kessin, kulaklarımı kessin, ağzımı yırtsın. Ve yarın ben senin huzuruna geldiğimde bana sor. Abdullah, hani burnun, hani kulağın? Ben de sana diyeyim ki senin rızan için Uhud'da bıraktım. Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ben dondum. Ömrümde böyle bir dua görmemiştim. Fakat anlaşmıştık. Anlaşma gereği amin dedim, atlattım. Savaş devam etti. Allah'ın lütfuyla birini alabora edip cehenneme gönderdim. Fakat savaştan sonra beynimi donduran Abdullah'ı arıyorum. Abdullah nerede? Aradım. En nihayet buldum. Vallahi nasıl dua etmiş, aynısı çıkmış. Kulak yok, burun yok, ağız yırtık. Bunu da yapan müşrik kadınlar. Kur'an-ı Kerim bu gibi olayları bize anlattığı zaman evfu bi ahdillah ufi bi ahdikum. Siz sözünüzde durun, Allah sözünde durur diyor.